Merhabalar, yatırım ve finansla hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün endeksin muazzam yükselişine rağmen dibin dibinde kalmış, yükselmemiş ve yükselen potansiyel bulunan 3 hisseden bahsedeceğiz. Ayrıca bir iki farklı konuya değinmek istiyorum. Bunlar çok değerli konular. Mutlaka sadece hisleri değil, o konuları izleyin. Onlar da yine hisselerimizle alakalı. Önce ata şundan bahsetmek istiyorum. Bunlar geçmiş yıllara kalma bilgiler. Bunları boş verin şu anlık. Bizim endeksimiz bak. Bana şurada tarih yatıralığı var. Bizim endeksimiz arkadaşlar. 44 günde %25 artı sağladı. Bakın %25 44 45 günde. Gerçekten muazzam bir artış. Tabii işte bunda iş günü var, o su var, bu su var. Aslında çok daha kısa bir süre. Biliyorsun hafta sonları da sayılıyor burada 44 gün içinde ama orada işlem yok. Gerçekten çok yüksek bir artış endeksti. Ama bazı hisseleriniz buna rağmen ya %25'ten az arttı veya hala potansiyelini gösteremedi. Onlarla sizlere başlamak istiyorum. Ama öncesinde hemen bir konuya değineceğim. Arkadaşlar bir, bir hisse yükseldi diye daha fazla yükselmeyecek demek değildir. Veya bir hisse pahalı diye daha fazla ee, alınmayacak değildir arkadaşlar. Bununla ilgili size örnek vermek istiyorum. Öncelikle bir hisse yükseldi diye daha yükselmeyecek demek değildir. Örnek art grup bilişim. Şu anda bakın çok riskli bir bölgede alt grup bilişim hiss olarsan çok para kazandırdı yani beyazlandırdı Ama bu ise 41-42 TL civarından beri bize sat sinyalini veriyor. Bariz bir sat sinyali veriyor 42 TL civarından beri ama ona rağmen yükseliyor. Yani bakın burada anlamak istediğimiz şey bir hisse bakın, sadece sat sinyali verdi diye veya fazla yükseldi diye düşecek anlamına gelmiyor. Burası Borsa İstanbul arkadaşlar. Ve karşımızdaki hisse birazcık hacmi düşükse hisse istediği gibi oyunun oynar. Piyasaya da 8.3 milyar oldu. Daha birkaç hafta önce bir ay öncesinde bu 4 milyar 3 milyar TL civarında bir değere sahipti. 44 günde değerini %142 arttırdı. Bakın hatta burada Mayıs aylarında 6 atmıştım. Yani 1 milyar TL'nin altında bir piyasaya sahiptim. Şu anda ise 8 milyarlara ulaşan bir piyasaya söz konusu artık grup bilişimde Riskli mi? Riskli. Ama buradan şunu anlayabiliyoruz ki yükselen hisse yükselmeyecek anlamına gelmiyor. Bu birinci kuralımız. İkinci kuralımız ne? Burada bizim bir hissemiz var. Türk Hava Yolları. Gerçekten iyi artan bir hisse. Dip fiyatlarına arkadaşlar 100, %32 arttı. Özellikle THYO gibi ağır başlı bir hisse için. Çünkü Türk Hava dediğimiz hisse arkadaşlar şu anda 400 milyar değere sahip bir hisse. Yani şu an Borsa İstanbul'daki en büyük ikinci şirketi. Birinci Koç Holding, ikinci THYO ki ben bakın Koçları çok severim ama yakın bir vakitte THYO'yu yeni kaptıracak. Bunun sebebi ise artık THYO arkadaşlar bir yerli firma değil. Evet sahibi devlet bakın direktmen ben Türkiye Yolları'nın sahibi devlettir. Türkiye Varlık Fonu'dur. Ama çok global bir firma hatta şöyle diyeyim. Sahibi devlet olmasa Türk Hava Yolları'nın özel bir şirket olsaydı bence çoktan global borsalarda yani Nasdaq'tır nice veya yabancı Avrupa ortalarında mutlaka yer almıştı ki öyle bir şey olursa de değeri 400 milyar değil 1 trilyon TL çıkar. Şimdi bu hisse diyeceksiniz ki arttı çok arttı artık almayayım. Arttı ama hala 1.18 PDD FK düşük FK'ya düşük FDF sahip. Yani ne demek istiyor burada bu grafik ve analizler çarpanlar bir hisse çok arttı diye pahalı demek değildir. Mesela TVO gerçekten iyi arttı. Hatta sene başından beri burada Mayıs'tan beri gerçekten muazzam bir artışı var. Burada mesela 2025, yani 25 Temmuz 2020'de 53 TL'ymiş. Burada 21 Mart 2020'de 30 TL'ymiş. Öncesi 16 TL'ymiş. Bundan mesela 2 yıl öncesinde bu hissi 21 TL'ymiş. Kaç kadar 15 kadar atmış hissi. 2 yıl 15 kadar tam bir Ama hala uygun mu? Hala, hala uygun. Bunu burada görebiliyoruz. Bu ikinci kuralımızda hisse arttı diye pahalı değildir. Arkadaşlar bir de şu var. Hisse artmadı diye hisse ucuz da değildir. Bu bir de biz kuralımız sonrasında hisselere geçeceğiz. Burada da örnek Kozal. Kozal bizim hiç artmayan bir hissemiz. Ki yakın zamanda yükselme ve artış yapacaktır. Çünkü beyaz sabit kaldı. Ama bahsetmek istediğim şey o değil. Artış yaparsa bile artık çok geçken beyaz beyazlar etti. Evet Burada anlatmak istediğim şey şu. Kozal uygun bir hisse değil. Tekni de önemli, muazzam falan tekni yok. Hatta pahalı bir tekniği var bence. Evet hafiften artmış ama. Burada örnek verirsek bu isim. Ne kadar artmış? %16 artmış değil mi? Endeksin çok çok altında bir artış var. Gerçekten berbat bir grafik var. Zamanında bu ise Aralık 2020'de 32. Ağul, Eylül 2023'de hissenin 33 TL civarında 28 TL civarındaydım. 60 rally'de %25'lik artışta. Ama buna rağmen hala şu an güzel tablo sunmuyor. Yani şunu demek istiyorum ki her artmayan hisseydi. Benim bir örneğim var biliyorsunuz işte. Gaz içecek örneğim. E, kapağı kapalı saladıkça bakın. Endeks artık salıyor gibi düşünüyorsun. Bir anda kapağını açınca. O tüm hisseler gitmiş oluyor. Sen geride kalmış oluyorsun ama kapağı şey işte sıkıyorsun kapağı. Diğer hisseler böyle saladıkça gidiyor. haftadan içinden çıkıyor çıkıyor çıkıyor. Ama kapağı kapalı olan gidemeyen hissemizin bir anda kapağını açınca ileride fırlıyor çok hızlı gidiyor. Diğerleri yavaş yavaş bu bir anda uçup gidiyor. Her ise sırf gitmiyor diye yükselmesi zorunda değil. Belki de o şeyin içindeki arkadaşlar mesela kola değil, gazoz değil, su yani gazla bitecek değil de belki sudur. O kapıya, kapağı açtığınızda da gerçekten gitmeyebilir. Bu bir örnek yani bu metafor diyelim örnek diyelim. Umarım örneği anlamışsınızdır. Her gitmeyen size gitmek zorunda değil. Bu da bizim diğer örneğimizdi. Şimdi şu anda teknik seviyeler olsun konjüktür olsun, bilançlar olsun veya beklenen bilançlar olsun artış beklenen 3 hisseye geçmek istiyorum hızlı bir şekilde. Burada ilk hissemiz arkadaşlar TOFAŞ. 260 TL civarına geldi. borçlarının düşüklüğü, çarpanların güzelliği, piyasanın makulü, net dönem kar ile gerçekten potansiyel barındıran bir hisse. Şuraya grafiğine bakalım bu hissemizin. Ne olmuş grafiğinde? Açtığımızda grafiği. Burada arkadaşlar hisse 44 günde hatta şunu alalım bunu 44 gün yapalım %24 %23 hatta %25 artmış bir hisse yani olayımız şu tam endeks olarak artmış hatta endeksin bir tık altında artmış son 44 günde endeksin bir tık altında bir seyir var arkadaşlar bu bizim için açıkçası olumsuz bir durum gerçekten olumsuz bir durum bunu burada görebiliyoruz ki geleceği parlak ve geleceği parlak özel son dönemde bakın Burada belli başlı hisselerimiz mesela Ford Otomotiv olsun gerçekten sağlam bir artış var. Mesela baktığımızda burada %31 Ford Otomotiv'de yine doğuş tarafında güzel bir artış var. Tofaş'ın artması da bize bunun potansiyelini arttırdığını gösteriyor. Çünkü üç aşağı 5 yukarı aynı iş yapıyor Ford ve Tofaş. Ford daha global bir firmayken Tofaş daha fiyat üzerine yerli tarafa çalışan bir İtalyan Türk firması diyebiliriz. Diğer isteğimiz arkadaşlar seçimden sonra artış ve edeyim bir hisse Kardemir demir, demir Benim yani çok sevimli bir hisse biliyorsunuz ki sen Karabük'te yaşadım hayatım birçoğunda yani evimden bakınca dumanını görebildiğim fabrikaydı. Ki büyüktür gelişen bir firmadır dünya çapında da Norveç varlık fonu olsun Amerika yatırımcılar olsun Avrupalılar İngilizler olsun birçok yatırımcının da sevdiği kuvvetli bulduğu bir hisse. Özellikle son dönemde gerçekten popülerliği artıyor. Seçim sonrasında deprem riski dolayısıyla bu hissenin fiyat daha çok artacaktır. Son 44 günde 128 arttı. Endeksin bir üzerinde arttı. Çok daha fazla potansiyeli içinde barındırdığını ben düşünüyorum arkadaşlar. Her şey yerli yerinde. Bu anda da ben büyük bir Kardemir D sıkıntısı görmüyorum. Ama Kardemir'in A ve B hissesini sevmem. Bunu da çoğu kişi bilmez. Ama arkadaşlar, Kardemir'in A ve B hisseleri daha çok dolaşımlı değildir. Ayrıca A ve B hisseleri daha çok yerli kişilerine bilir. Yani bu kolay manipüle edilebilir. Ama D hissesi yabancı fonların, yabancı yatırımcının gözetiminde olduğu için daha çok yabancı akış tarafında, para akış tarafında, para transferi tarafında D hissesi diğerlerine göre daha hareketlidir. Özellikle yabancı dolayısıyla veya rally dolayısıyla artacağı dönemlerde D hissesi her zaman bizim için daha güvenli bir olmuştur. Diğerlerin, yatırımcının Kardemir'in büyük sahiplerinin satışına ve alışına göre hareketlenmelerini çok daha sert yapabilir. Orası bizim için daha riskli bir bölge anlamına geliyor. Bu da aklınızda bulunsun. Son hissemiz arkadaşlar Ereğli Demirçilik ama videoyu bitirince bakın 3 hisseden bahsedince sizlere birkaç daha konuşmak istiyorum. Orayı bekleyin de. Ereğli arkadaşlar son dönemde biliyorsunuz ki artışını yaptı ama çok az bir artış yaptı. Yani ediniz bir artıştı burada borçlanması tabii ki var artıyor ama öz dönen duran varlıkları çok iyi. Çarpanlarında ise şu anda ise tam olarak şirketlerinden işlem görüyor. Tam bir de sahip. Ereğliler şey yerinde. Özellikle bu sene bir temet dağıtması durumunda Ereğli için her şey daha güzel olacağı benziyor. Şimdi grafiğini çizelim. Hisse %14 artmış. Son 44 günde %14-15 arttı. Endeksle göre %10 daha az. Geçmişte ise bakın Eylül aylarında ise bu seviyede daha önce gördüğünü gördük. Ereğli'nin daha önce 48'den döndüğünü varsayarsak önümüzde 48 direnci gibi çok değerli bir direnç. Ondan önce ise arkadaşlar 46-44 gibi yine güzel bir direncimiz var. Sen daha önce bakın bugün şu oradan tepki almış gibi gözüküyor. Normal daha yolu vardı bu hissenin de. Oradan tepki aldı ardından da 48 yolu var. Yüksek potansiyel bir hissenin. Ben seçim sonrasında Kardemir'e etkili olacağını düşünmüyorum bu hissenin çünkü İnşaat Demir özelliğinde Kardemir çok daha kuvvetli bir firma. Ama Ereğli Demir de gerçekten çok kuvvetlidir. Özel yurt dışı satışlarında önüne gelen firmaların başına gelir. Tekniğine gayet iyi, yüksek potansiyel sunuyor. Özel son dönemde gerçekten Ereğli aylarda sunmadığı güzel tekniği şu anda bize sunuyor gibi gözüküyor. Haberiniz olsun dirençleri kırılırsa bir tık yolu var. Ama şimdi size bakın. Hayal satmak gibi niyetim yok. Zamanda arkadaşlar sizlere işte art olsun, smart olsun, vbt olsun, link olsun, kafein olsun, fonet olsun Taraflarda dedik işte hala diyorum 10 kat potansiyel, 5 kat potansiyel, kısa vadede potansiyel ki bunların çoğu çıktı bakın en çoğu çıktı yani hayal değil Diyorduk işte bir haftada yüzde yüz kazanç bir haftada yüzde yüz değil de işte 15 günde yüzde yüz çünkü bir haftada yüzde yüz olamaz e, Mantığa aykırı öyle bir şey, imkanı, borsa, İstanbul'da Amerikan borsasında mümkün 15 günde yüzde oldu mu? oldu arkadaşlar. Yani dediğim gibi bu kafeinlerde onlarda bunları gördük. Ama ben size gelip de burada Ereğli'de 20 kat, 30 kat, 40 kat, 50 katların bahsedelim. Maksimum deriz ki işte 3 kat, 4 kat, 5 kat işte 1 yıl içerisinde, 2 yıl içerisinde. Ama diyelim ki size 2 işte, yıl sonra erev demir içerik 20 kat artacak. Öyle bir şey imkansız veya kar demir demir içerik. Ee, mesela diyelim ki 2 yıl içerisinde 15 kat artacak diyelim arkadaşlar. Böyle şeyler olmayacak. Tofaş tarafını yani aynı şekilde. 2 yılda 15 kat bir artış görmeyeceksiniz. 10 kat bir artış görmeyeceksiniz. Haberiniz olsun. Bunları söylemekle mükellefim ben çünkü. Bazen diyor ki işte bu özel benim kanalımın büyük hatasıdır arkadaşlar. Hatta hata değil. Kitle farkı diyelim. Çünkü biz bu kanalda bakın yazılım olsun, enerji olsun birçok rally doğru tahmin ettik. Ve alıştık kitle bakın. Özellikle son dönemde bu kanalın kitlesi e, yazılım sene çok alıştı. Ben bunu katıl tarafında görüyorum. Katıl videolarımız var, katıl canlı yayınlarımız var, katıl gruplarımız var biliyorsunuz ki. O tarafta çokça görüyorum. Herkes diyor ki işte bugün şu kadar kazandım. Tüh be diyor. Yüzde bir kazanmış günlük. Keşke daha fazla senin diyor. Arkadaşım günlük yüzde bir kötü bir şey değil. Gayet iyi hatta. Endeks 0.20 arttı dönemde. Yüzde bir efendim gayet iyi. Ahmet alıştı işte kaferin her gün ağırda izin her gün etmesine, ki bugün de öyle bir şeyler yaptı. Bu borsa değil bakın. Onlar Özel bir sektör. Ama borsa bu değildir arkadaşlar haberiniz olsun. Borsa İstanbul daha normalde temkinli ve yavaş artan bir şeydir. Bu tavan tavan serisi. 15-20 günde yüzde arkadaşlar kazançlar, kafeinin artışları, ağır artışları normal değil. Bunlara kapılıp da borsa İstanbul'u her zaman yüzde yüz kazanmalarına yerler zannetmeyin. Bunların şu an hepsi bizim için riskli durumunda. Mesela örneğin işte kafein tarafında aynı tarihte %173 artmış. Muazzam riskli bir durumda kafein. Tutabilir misiniz? Uzun vadede tutabilirsin. Uzun vadede sıkıntımız yok. Uzun vadede çok daha fazla artacak. Belki 1000'i görecek, belki 2000'i görecek. Ama kısa vadede riskimiz zaten bunlarla ilgili ne yapacağınızı da ben kanalımda anlatıyorum. Sizden ricam arkadaşlar videoyu beğenmeniz ve kanala abone olmanız hepinize ailenizle mutlu, bol kazançlı hafta dilerim.